Songuç Akademi'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz çünkü artık seneyi kapatıyoruz. Hem LGS'ye az kaldı hem de ikinci dönem sınavlarımız başladı. Bir telaş sarıyor bizi ama bu yazılılarda, önceki yazılılarda olduğu gibi öğretmenlerimizin soracağı konuları şöyle bir tekrar edeceğiz. Hangi konulardan sorumlu olduğunuzu ve sonrasında çıkabilecek soru tarzlarına değineceğiz. Unutmayın arkadaşlar, burada hem LGS'ye de bir yandan hazırlanmış oluyorsunuz. O yüzden sizler de benimle birlikte konu tekrar yapın ve soruları çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım, vakit kaybetmeden bismillah diyelim, başlayalım. Şimdi arkadaşlar, öğrenci notlarıma geçmeden önce sizlere yazılı notlarımı hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz burada hem birinci hem de ikinci yazılı için notlar vardı. Tüm dersler için burada notlar yer alıyor. Buraya sınava girmeden hemen önce, sadece sınavlardan önce değil, aslında bu bizim hep çantamızda olması gerekiyor. Çünkü burada biliyorsunuz konu tekrarı yaparken bir yandan sınavla ilgili de çalışmış oluyorum. Yani LGS'ye de çalışmış oluyorum. Evet, yazılı notlarımı hatırlattıktan sonra gelelim şimdi sorumlu olduğumuz konulara. Üçüncü ünite din ve hayat. Burada din, birey, toplum konusunu konuşmuştuk. Din ve birey dediğimizde inanma ihtiyacı, yani dinin insan üzerindeki etkisini konuşuyoruz. İnanmak fıtri bir duygudur. Yani yaratılıştan getirilen bir şeydir. Her insan fıtrat üzere doğar diyor. Ne demek bu? Her insan doğuştan yüce bir yaratıcıya inanma, bağlanma duygusuyla dünyaya gelir. İslam'da tevhid inancı akla ve duygulara hitap eder. Tevhid ne demek? Allah'ın birliği ve tekliğine inanmak. Yani her insan yüce yaratıcının bir ve tek olduğunu bilir ve bu duyguyla doğar. Ümit, teselli, yalnızlık, huzur, korku, felaket, çaresizlik gibi durumlarında en önemli sığınak Allah ve ahiret inancıdır. Burada dinin birey üzerindeki psikolojik etkisinden bahsediyor. Yani dini duygusu güçlü olan insanların zorluklar karşısında daha sakin ve sabırlı olduğunu ya da ümitsizliğe düşmediğini, birbirlerine daha çok teselli verebildiğini, asla kendilerini yalnız hissetmediğini, çünkü her an onları gören, duyan Allah olduğunu bilmeleri veya başlarına bir şey geldiğinde, onlara bir haksızlık yaptığında, kendilerini çaresiz hissettiklerinde ahiretin olduğunu bilmek insanı rahatlatıyor. İntikam gibi kötü duygulardan da korunmuş oluyor. Dinin yaşanmasında denge gözetilmelidir. Yani Allah bizden dünyayı terk edip ahirete yönelmemizi istemiyor. Dünya ile birlikte ahireti de götürmemizi istiyor. Yani orta yol. Mesela kendimizi işte kapatalım bir yere, sadece namaz, oruç, işte zekat ya da hac gibi bu ibadetleri bizden istemiyor Allah. Bizlerin sosyal hayatını devam ettirirken ibadetleri de aksatmamasını istiyor. Daha doğrusu iç içe geçmiş bir şey istiyor. Hem dünya hem de ahiretin birlikte götürülmesi için. Gelelim şimdi din ve topluma. Din ve toplum dediğimizde dinin amaçladığı şey nedir? Huzurlu ve güven içinde bir toplum. Huzurlu bireylerden oluşuyor zaten. Paylaşma, dayanışma, sevgi ve kardeşlik duygularının geliştiği bir toplumda, özellikle biliyorsunuz işte bazı ibadetlerle bunu amaçlamıştır. İnanç, Allah'ın birliği ve tekliği, burada değinmiştik tevhide. Şimdi din emirleriyle ya da bazı ibadetleriyle, bazı konularıyla toplum üzerindeki etkilerinden bahsedelim. Mesela Allah'ın birliğine ve tekliğine inanan insanlar, Allah'ın emirlerini bilen, istediği ibadetleri bilen, zekatı yerine getiren insanlar, birbirlerine karşı yardımsever, birbirlerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen, birbirleriyle güzel bağlar kuran, sosyal dayanışmayı artıran bağlar kuran bir toplum oluşur. Mesela hac ibadetiyle Allah-u Teala farklı milletten insanların, farklı renkten insanların bir araya gelip tanışması, kaynaşmasını da amaçlamıştır. Namaz sosyal birlikteliği artırır. Mesela cemaatle kılınan namazlar İslam dininde daha sevaptır, kat kat daha sevaptır. Bu yüzden cemaatle kılmak teşvik edilmiştir. Cemaatle kılındığı zaman insanlar birbirleriyle tanışır, sohbet eder, birbirlerinin dertlerini dinlerler. Yani cemaatle namazla sosyal birliktelik hedeflenmiştir. Ahlak dediğimizde de İslam'ın emirleri, ilkeleri, ahlaki emirleri ve ilkeleri doğruluktur, dürüstlüktür ve iyiliktir. Bunlar insanı daha da geliştirir değil mi? Toplum olarak da yüceltir. Sosyal hayatla ilgili kurallarda alışveriş, evlilikle ilgili, ticaretle ilgili kanunlar, düzenlemeler getirmiştir. Dinin kültür üzerinde de etkisi vardır. Mesela örf ve adet üzerinde, işte sünnet merasimleri ya da cenazeye katılmak gibi
kandil geceleri, bayram namazlarıyla, bayramlaşmayla bu tarz kültür ve örf üzerinde de etkileri olmuştur. Evet, üçüncü konumuz dinin temel gayesiydi. Dünyada da mutluluğu, ahirette de mutluluğu hedefleyen dinimiz bizden bireysel ve toplumsal hakları güvence altına almamızı istemiştir. Yani zarurati hamse dediğimiz beş temel gaye, beş temel hak vardı. Bunların canın korunmasıydı, malın korunması, aklın, neslin ve dinin korunmasıydı. En başta gelen temel hak ise canın korunmasıdır. Yaşamın kutsallığı, iş ve can güvenliği, cinayet, kan davalarının yasaklanması, anne karnındaki bebeğin dahi canının güvence altına alınmış olması canın korunmasına giriyor. Malın korunmasında ise helal haram kavramları var. Yani İslam dini haksız kazancı haram kılmıştır. Kişinin elinin emeğiyle rızkını kazanması tavsiye edilmiştir. Faizden uzak durulması, şans oyunlarından uzak durulması, rüşvetten kaçınılması emredilmiştir. Kumar gibi ya da iddia gibi şansa bağlı ortaya herhangi bir şey konularak oynanan oyunları da yasaklamıştır. Çünkü bunların hepsi neye sebep olur? Kul hakkına sebep olmaktadır. Aklın korunmasına zararlı alışkanlıklar yasaklanmıştır. Alkol, sarhoş edici her şey. Neslin korunmasında nikah, aile, arkadaşlar ve zina yasaklanmıştır. İslam dini nesli korumak için ailenin nikah yoluyla kurulmasını tavsiye etmiştir ve zinadan uzak durulmasını emretmiştir. Aynı zamanda aile ilişkileri, çocuk terbiyesi de neslin korunmasına giriyor. Dinin korunmasında ise dinin iki tane temel kaynağı vardı: Kur'an ve sünnet. Bunlara bağlı kalınarak dinin korunduğunu ifade etmiştik. Kur'an ve sünnet dışında sonradan ortaya atılan, sonradan ortaya çıkan bidatlar, bunlar bidat yani da, uygulamalar, görüşler bidat olarak kabul edilmiştir. Her bidat da dalalettir, yani sapkınlıktır. Dinin tahrif edilmesine sebep olur. Yani dinin bozulmasına sebep olur. Tahrif derken bozulma demek. Hurafe de efsane, masal ya da işte çeşitli inanışlardan ortaya çıkan davranışlara, görüşlere hurafe deniliyor. İslam dini hurafelere de karşıdır, biliyorsunuz. Bunları, bu zarurat hamse dediğimiz beş temel hakkı korumanın amacı nedir? İnsanın huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Bu ünitenin peygamberi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dı. Hazreti Yusuf'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli Ahsenül Kasas olarak ifade edilir. Yusuf suresinde Allah-u Teala bize onun kıssasını anlatır. Yusuf kıssasından çıkarılabilecek güzel örneklerimiz ise Hazreti Yusuf başına ne gelirse gelsin sabretmiş, asla şikayet etmemiş. Kendisi tevekkül sahibi bir kişiydi. Ahlaklı, iffetliydi, alçak gönüllüydü, affediciydi. Kardeşleri kendisini kuyuya atmasına rağmen onlardan intikam almamış ve affetmiştir. Merhametli davranmıştır onlara karşı. Evet, bu ünitenin suresi de Asır suresi. Sure ismini nereden alıyor? Vel asr, yani ilk ayette geçen kelimeden alıyor. Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir. Allah zamanın üzerine yemin ederek onun önemine dikkat çeker. Aynı zamanda samimi bir şekilde iman etmek, illellezine amenü ve amilü salihati, salih amel işlemek, iman ettikten sonra salih amel işlenmesi tavsiye edilir. Salih amel nedir? İyi ve güzel, Allah rızası için yapılan her türlü faydalı işe salih amel deniliyor. Yani samimi bir şekilde iman ettikten sonra imanını davranışlarında göstermen beklenir. Ve sonrasında hakkı, yani doğruluğu, gerçeği tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek müminin özellikleri arasında yer alır. Dördüncü ünitemiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinden önce peygamberlerin ortak sıfatlarından bahsetmiştik. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ gibi özellikleri vardı. Sıdk, doğru sözlü, doğru dürüst olması demek. Emanet, güvenilir olmak demek. Üsve-i hasene Hazreti Muhammed için kullanılan kavramdır. En güzel örnek demektir. İstişare, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak demektir. Tebliğ de peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmesine deniliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve güvenilir biriydi, merhametli ve affedicidir, cesur ve kararlıdır, davasında cesaretli ve kararlı olmuştur, istişareye önem vermiştir, etrafındaki herkesle fikir alışverişi yapmıştır ve onların fikirlerini uygulamıştır aynı zamanda. Hakkı gözetmede hassastır, yani hiç kimseye haksızlık yapılmasını istememiştir ve buna engel olmuştur. İşte hangi dinden, hangi milletten olursa olsun ya da kaç yaşında olursa olsun kimseye haksızlık yapılmasını istememiştir. İnsanlara değer vermiştir. Yani onların üzüntüleriyle yakından ilgilenmiş, onlara ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştır.
Evet, bu üretenin suresi Kureyş suresi. Kureyş suresi Mekke döneminde inen 106. suredir. 4 ayetten oluşur. Kureyş, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bağlı olduğu kabilenin adıdır. Kureyş kabilesi Mekke'de saygın bir kabiledir. Ve Allah-u Teala Kureyş kabilesine verdiği nimetleri hatırlatarak kendisine ibadet etmeleri konusunda onları uyarır. Li ilafi Kureyş ilafihim rihlete şitai ve sayf, yani sizi yazın sıcağında da kışın soğuğunda da ticaret yapmanızı sağlayan, güvenli bir şekilde ticaret yapmanızı sağlayan şu evin Rabbine kulluk edin, yani şu Kabe'nin Rabbine, yani Allah'a kulluk edin diyerek onları uyarmaktadır. Beşinci ünitemiz Kur'an-ı Kerim'in temel, İslam'ın temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve özelliklerini işledik. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde vahyedilen, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, yani aktarılan Allah'ın mucize kelamıdır, yani sözüdür. Sünnet ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışları onaylamasıdır. Reddetmeyip onaylaması. Yani kendisi yapıyor, söylüyor, o ayrı. Bir de başkalarının yaptığını görüyor ve eğer onu sen yanlış yapıyorsun demeyip düzeltmediyse, onayladıysa bu da sünnete dahildir. Evet, Kur'an'ın ana konularına hemen bakalım. Kur'an-ı Kerim'i ana konu olarak İslam alimleri 5 maddede ayırmışlardır. Ahlak, İnanç, ibadet, kasalar ve sosyal hayatla ilgili şeklinde. Şimdi ahlak dediğimizde işte doğruluk, dürüstlük, işte iyi ve güzel işler yapmayla ilgili ayetler yer alıyor. İnançla ilgili konularda ise iman konuları, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret ve kader ve kazaya iman gibi. İbadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacla ilgili ya da işte çeşitli ibadetlerle ilgili konular yer alıyor. Kıssalarda ise peygamberlerin hayatları ve geçmiş ümmetlerin toplumların yaşadıkları anlatılır. Ders çıkarmamız için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıssalara yer vermiştir. Sosyal hayat ise evlilik, boşanma, miras, ticaretle ilgili, komşuluk ilişkileriyle ilgili her türlü bu konuyla ilgili yer alan ayetleri de sosyal hayatla ilgili konular diyoruz. Evet, geldik şimdi arkadaşlar boşluk doldurmaya. Boşluklara uygun kelimelerle tamamlayalım birlikte. İnsanlığın ilk tarihinden beri tüm toplumlarda var olan bir olgudur. Nedir bu? Tabii ki dindir arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuğun nokta nokta üzere doğduğunu söylemiştir. Fıtrat üzere, yani Allah kendisini hangi özellikle yarattıysa o. Dinin temel gayesi insanların nokta nokta ve nokta nokta mutluluğunu sağlamaktadır. Hangi dünya ve ahiret olacak değil mi? Dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlamıştır. İslam dini çeşitli emir ve ilkeleriyle toplumda nokta nokta ve beraberliği artırmayı hedefler. Neyi? Birlik ve beraberliği arkadaşlar. Evet. Çalışan insanların iş güvenliği yasalarına göre hareket etmesi nokta nokta korunmasına yöneliktir. İş güvenliği neydi? Canın korunmasıydı. Neslin korunması için yapılacak en önemli iş kişinin nokta nokta yoluyla aile kurmasıdır. Nikah yoluyla. Nokta nokta korunması için zararlı alışkanlıklardan kaçınması gerek. Neyin korunması için zararlı alışkanlıklardan? Aklın tabii ki. Hırsızlık, gasp, kumar, rüşvet nokta nokta korunma ilkesini ihlal etmektir. Malın korunma ilkesi. Nokta nokta korumak için bidatlar ve hurafelerden uzak durmak gerekir. Dini korumak için. Yani dinin korunmasında. Kıssası Kur'an'da Ahsenül Kasas kıssaların en güzeli olarak nitelenir. Hangi kıssaydı? Hazreti Yusuf'un kıssası. İslam dininin temel kaynakları nokta nokta ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Birinci temel kaynak. Nokta nokta zaman çağ ikindi vakti anlamlarına gelir. Asırdı değil mi? Evet, cevaplarımız bu şekilde. Evet, şimdi de burada kavramlarımızı tanımlarla birlikte eşleştirelim. Doğruluk, dürüstlük anlamına gelen peygamberlerin sıfatı sıdk olacak. Şöyle kalemimin rengini değiştireyim. Evet, sıdk. Kişinin başkalarına danışarak iş yapması istişare olacak. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara iletmesi diyelim. Tebliğ olacak arkadaşlar. Tebliğ G harfinde. Hazreti Muhammed'in en güzel örnek oluşunu ifade eden kavram üsve-i hasene olacak. Hazreti Muhammed'in haksızlıkları önlemek amacıyla katıldığı dernek hilfül fudul olacak.
Esir düşen askerlerin 10 Müslümana okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakıldıkları savaş Bedir Savaşı olacak arkadaşlar. Bakalım D harfinde. Hazreti Muhammed'in bağlı olduğu kabile olacak burada da arkadaşlar. Kabile neydi? Kureyş kabilesine mensuptu. Kişinin canlı ve cansız varlıklara karşı hissettiği acıma, şefkat duygusu, merhamet olacak. Evet. Peygamberimize güvenilir olmak, verdiği sözde durmak sıfatı neydi arkadaşlar? El-Emin'di değil mi? Peygamberimizin El-Emin ama sıfat dediği için emanet olacak. Güvenilir olmak dediği için. Evet, A emanet. Gelelim şimdi diğer maddeye. Karar vermek, bir şey yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek, azim olacak. Evet, şöyle K diyoruz. Yiğitlik, kahramanlık, güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendi bulduğu güven duygusu, cesaret olacak. Evet, o da İ harfinde. Geçelim hemen diğer sorumuza. Aşağıdaki şemada verilen hadis vaatlerinin Hazreti Muhammed'in hangi özelliğiyle ilgili olduğunu bularak karşısına yazınız. Evet, birinci ayete bakalım. Öyleyse sakın yetimi ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama. Arkadaşlar burada Hazreti Muhammed'in hangi özelliği? Merhametli olması değil mi? Merhametli diyelim. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem. Azimli ve kararlı. Azimli ve kararlı. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. İstişareye önem vermesi. Önem vermesi. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Neydi bu arkadaşlar? Doğruluğu ve güvenilir kişiliği. Doğruluğu ve güvenilir diyelim. Eğer hükmedecek olursan aralarında adalet ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Bu da idi arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in adaletli olması, hakkı gözetmedeki hassasiyeti diyebiliriz. Ya da adaletli oluşu diyebiliriz. Adaletli olması. Bir de hakkı gözetmedeki hassasiyet diyelim. Hakkı gözetme. Evet, cevaplarımız bu şekilde. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşleri Safa tepesine toplayıp onlara şöyle seslendi. Ne dersiniz? Size şu dağın arkasından sizinle savaşmak üzere düşman atlıları çıkacağını haber versem bana inanır mısınız? Onlar Hazreti Peygamber'e biz senin hiç yalan söylediğini duymadık diye cevap verdiler. Ona en çok karşı çıkan Ebu Cehil bile Muhammed sen sana yalancısın diyemiyorum ama bana göre senin söylediklerin doğru değil demişti. Bu iki olayda Hazreti Muhammed'in hangi ahlaki yönü vurgulanmaktadır? Şimdi birincisinde arkadaşlar doğruluğu değil mi? Hiç yalan söylemedin dedi. Doğruluğu diyelim buraya. İkincisinde de yine dürüstlüğü. Çünkü orada da aynı şeyden bahsediyor. O yüzden istişare değil. Doğru ve güvenilir olması evet. Kararlı ve cesur olması hayır. Hakkı ve adaleti gözetmesi hayır. Cevap ne olacak? Doğru ve güvenilir olması olacak. Andolsun Allah'ın Resulü'ne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ayette altı çizili ifadeye karşılık gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. El-Emin. Hayır. Bu güvenilir Muhammed anlamına geliyordu. Hilful-Fudul değil, Erdemliler Birliği'ydi. Üsve-i Hasene. Evet, cevabımız Üsve-i Hasene güzel bir örnek demekti. Hasene güzel örnekte Üsve demek. Hatem-ül Enbiya bu da peygamberlerin sonuncusu demek ama cevap ne olacak? C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesiyle ilgili değildir? A. Konuşurken yönünü muhatabına dönerdi. Evet, ona değer verdiğini gösterir dinlerken. Konu çocuklarla vakit geçirir ve onlarla oynardı. Evet, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirdi diyelim şöyle. D. Hasta kişileri ziyaret eder, onlarla ilgilenirdi. Bu da yine insanlara değer vermesidir. Ama bu peygamberlik özelliğidir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmesi arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi de doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazacağız arkadaşlar. Dürüst olmak Kur'an'ın ana konularından olan ahlak kavramı ile ilgilidir. Doğru. İslam dininin tek temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Tek temel kaynağı Kur'an-ı Kerim değildir. Bir de sünnet vardır arkadaşlar. O yüzden yanlış diyoruz. Kur'an sözlükle toplamak, okumak, bir araya getirmektir. Evet, doğru.
Kur'an'ın ahlakla ilgili ayetleri insanları güzel davranışlara yöneltmeye yöneliktir. Evet, doğru. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle başlar, İhlas suresiyle sona erer. Yanlış. Nas suresiyle sona erer. Kur'an-ı Kerim Mekke şehrine vahyedilmeye başlamıştır. Evet, doğru. 610 yılında. Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayat ile ilgili konularında muamelat denir. Evet, doğru. Kur'an-ı Kerim'de gönderilmiş tüm peygamberlerden bahsedilir. Yanlış. Kur'an'da sadece 25 tane peygamberin adı geçer. Aslında bundan daha fazladır gönderilen peygamber. Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına tevhid denir. Yanlış. Sünnet denir. Kur'an-ı Kerim'de gayb alemine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Gayb ne demekti arkadaşlar? Görünmeyen alemle ilgili, yani hakkında duyularla bilgi edinilemeyen alem. Mesela ahiretle ilgili alem bilgiler. Evet, doğru. Aşağıda tanımı verilen Kur'an-ı Kerim'in isimlerini noktalı yerlere yazınız. Şimdi arkadaşlar, Kur'an'ın biliyorsunuz Kur'an'dan farklı olarak da isimleri vardı. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlış, iman ile küfrü, helal ile haram birbirinden ayıran. El Furkan. İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden. El Hadi. Her şeyi aydınlatan. En Nur. Kalpleri iyileştiren, şifa veren, eş-şifa. Düşündüren, hatırlatan, ez-zikir arkadaşlar. Evet, Kur'an'ın isimleri de bunlar. Kur'an-ı Kerim'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsan ilişkileri konusunda öğüt verir, doğru. Yasaklanan tutum ve davranışların neler olduğunu açıklar, evet, doğru. Müslümanlara sadece ahiret hayatına önem vermelerini öğütler, yanlış. Hak ile batılı, iyi ile kötüyü, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayırır. Evet, doğru. Ancak sadece ahireti önemseyin, dünyayı boş verin demez Kur'an'da. Muamelat, insanlar arasındaki hukuki, mali ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgili değildir? Bakalım. A. Biz insana, anne babasına iyi davranmayı emrettik. Burada anne babaya iyi davranmaktan bahsetti. O yüzden muamelatla ilgili. Kitaptan sana vahiy yolundan oku, namazda dosdoğru kıl. Bu ibadetle ilgili arkadaşlar. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru bir teraziyle tartın. Evet, burada da yine insanlar arası mali bir konuda uyarıyor değil mi? İnsanlara hile yapmayın, aldatmayın, doğru bir teraziyle tartın diyerek. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez. Bu da yine suç ve ceza ile ilgili olduğu için hukuki alana giriyor. Burada B seçeneği ibadetle ilgili bir konu olduğu için muamelatla ilgili değil. Bu ayetlerde Kur'an'ın aşağıdaki ana konularından hangisine değinilmemiştir? Şimdi ayetleri Kur'an'ın ana konularıyla eşleştirelim. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. İbadet. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının, çünkü bazı zanlar günahtır. Bu neydi arkadaşlar? Ahlakla ilgili değil mi? Zan ne demekti? Hakkında kesin olmayan düşünce, yani kesin olmayan bilgi. Her biri Allah'ın meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. İnançla ilgili. Şimdi baktığımızda ahlak var, ibadet var, iman var. İnanç artı iman bu zaten. Kıssaya değinilmediğini görüyoruz. Cevabımız D seçeneği, kıssa olacak. Evet arkadaşlar, yazılımımızın sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir prova yaptık. Konu tekrarı yapmayı unutmayın. Benimle birlikte soruları siz de çözmüşsünüzdür zaten. Hemen ödüllü sorumu veriyorum. Dinin aslından olmadığı halde sonradan ortaya atılan inanış ve davranışlara ne denir? Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sınavdan kaç aldığınızı da bizlerle paylaşın. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.